Bugün de 11 geçe yürüyüşme başlıyorum arkadaşlar. Bu biraz dikkatimi çekti çünkü boşaltılmış, yani yıkılacak. Ve kırmızı kırmızı giyindim çorabıma kadar ve yürüyorum. İki yolun ortasındayım arkadaşlar ve karşıya geçeceğim. Evet, buradan bu tarafa geçeceğim. Evet, neden bugün bir yürüme kararı aldım ve bu saatliği açıklamam gerekir diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle oldu, daha bayağı geç uyandım ve de çok enerjim vardı. Ama aslında istediğim saat daha erkendi. Ama şöyle bir şey oldu, acıktım. Acıktığım için de yemek yemek istedim. Zaten evde karnıyarık vardı. Onu da yiyeyim falan derken, içeride açım falan derken geciktim tabii ki. Ama o kadar da geç değil. Ve daha zaten kuşa da girmedik. Herkes dışarıda geziyor. Önlemlere bakar. Yürüyüşümü tamamlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi Karşıyaka Belediyesi'nin Açık Hava Tiyatrosu'nun oradayım. Ve de şurada da ne varmış? Zühtü Işıl Meydanı varmış. Park gibi bir şey. Yani buradayım. Buradan yürüyorum. Hava güzel. Serinlik derecesi çok iyi arkadaşlar. Önceki kuşumda bazı şeyler görmüştüm. Yani sahilde kutlama tarzı şeyler vardı. Fest falan tarzı da. Böyle koşup geçmiştim arkadaşlar. Ya yapım aşamasındaydı ya bitim aşamasındaydı, çözemedim. Ama şimdi sahil tarafından yürümüyorum. Diğer taraftan yürümeye gideceğim. Ve bu tarafta da sizin koşuklarınızdan da bazı sesler geliyor, ne oluyor bilmiyorum. Ama ben oraya da gitmeyeceğim. Tabii ki tiyatro kapalıdır. Bilmiyorum onda. Neyse, işte yürüyüşüme devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tiyatroyu o tarafa aldım. Bu taraf işte o meydan. Ve önümde de park var. Burası da bir otopark gibi bir yer olması gereken bir yer gibi duruyor. Böyle. Orada da durağı var. Tramvay durağı var. Ve burada da işte park var. Ama şeylerle çevrilmiş. Ne denir ya? Demir bilek diyecektim neredeyse. Demir şeylerle. Adana'ya gidip kayamıyorum. Şu anda kayasım var. İşte böyle. Park mı diyorum. Ay kaçtırıyorum ya. Park gibi bir yer burası işte. Bayağı karanlık arkadaşlar. Evet, şimdi neredeyim? Mavi şehre 100 metre diyen yerdeyim. Evet, burada da Sports Pub diye bir yer var. Sanırım sabah veya gecenin ilerleyen saatlerine kadar açık. Karavan parkı da var burada. İşte böyle. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyim? Kavşağındayım. Ne güzel anlattım yerimi. Buraya opera binası inşa ediliyor. O taraftayım. Ve yani diyebilirim ki... Ya bir dakika ya. Diyebilirim ki hiç etrafta ıssızlık hissetmiyorum. Ama bir ay sonra göreceğiz. Bayağı bir ıssızlık olacaktım herhalde. Havaların soğumasıyla falan herhalde. Bakacağız. Şimdi yerimden kalkıyorum ve... İşte burası opera binasının yapım aşamasında olduğu bölge arkadaşlar. Kaç kişi operaya gider bu koronavirüsten sonra? Gidişata göre bakacağız. Şimdi Ege Park'ın oradayım arkadaşlar. Burası Ege Park. Ve şuradan gideyim dedim ama götüm yemedi gerçekten. Yani korktum. En iyisi buradan devam etmek. Zaten saat bayağı geç oldu. Böyle. Evet, şimdi dönüş yoluna geçtim. Bakalım bugün kaç kilometre yol kat etmiş olacağım. Bu arada acıktım ve çişim geldi. Bir kedi gördüm sanki. Evet, bir kedi gördüm. Merhaba. Ve yoluma merhaba. Hadi güle güle. Ay, bu yoluma çıkmasın sonra. Peşimden koşmaya başladı. Ay, ben kaçıyorum arkadaşlar. Karşıya geçeceğim. Yolda boş. Haydi yallah. Evet. Vallahi bu sakinliği ne olursa olsun seviyorum arkadaşlar. Yani böyle huzurlu oluyor. Rahat oluyor.
yürümemin hakkını veren bir rahatlıkta ve sakinlik oluyor. Şimdi arkadaşlar durduk yere şu 2 metro hattının ortasında konuşasım geldi ve konuşacağım. Evet. Evet arkadaşlar, sağımda ve solumda metro hattı var ama metro yok. Geçebilir mi bilmiyorum. Aslında saat bayağı geç oldu. 1'e doğru çok yaklaştı ya da 1 oldu bilmiyorum. O civarlarda yani. Herhalde bitti metro. Ay tramvay işte ya. Neyse. Metro tramvaycı hep karışıyor kafamda benim. Hangisi metro, hangisi tramvay? Ay bir de GPS tramvayı göstermiyor arkadaşlar. Tramvay yani yoluma, önüme düşerse gideceğim yani. Başka türlü olunca kraldı. Tramvay GPS'i yerleştirin lütfen. Metro yerleştiriyorsunuz yani. Her neyse. Her seferim sakin arkadaşlar. Kedide çıkması karşıma korkarım vallahi. Neyse işte kedden böyle 100 metre falan uzak bir durumdayım en azından, herhalde doğru ölçtüysem. Bilmiyorum doğru mu ölçtüm, neyse. Yani önceki yürüyüşümde buradan geçtiğimde arkadaşlar bu taraftan, tarlanın olduğu taraftan çok böyle şabili bir adam çıkmıştı. Böyle yani normal birisi gibi davranmıyordu. Ben de çok korkmuştum. Onun için bu tarafa da bu tarafa bir de onun için geçiyorum. Şimdi hatırladım yani. Kedi için geçiyordum da, kedi yüzünden geçiyordum da daha doğrusu. Ama şimdi onu da hatırladım. Belki o adam burada da konaklıyordur. Bilmiyorum yani şimdi ortam ıssız, saat geç. Hadi Allah. Bu arada tramvay varmış. Evet arkadaşlar, eve varmadan önce bir manyak yapayım dedim. Bayağı karanlık ama yine de görünüyorum. Başka da kimse yok buralarda. Hadi bana da eyvallah. Çevresel faktörler de önemli arkadaşlar. Benim gibi bir tanesi bir kızın bu saatlerde yürümesi normal değil tabii ki. Ama işte bu benim maalesef. Apartmandaki bu renk ışıklandırmalar iyi olmuş. Seviyorum bu ışığı. Böyle geceleri yakasım geliyor bu renk ışık. Evet, insanoğlunun sokaklardan tamamen ele tek çekmediğini görmek karşımda yürüyen iki adam sayesinde bana mümkün kılındı yani diyebilirim arkadaşlar. Ne diyorum anlamadım ama neyse. Sokaklar ıssız, eve usulca kendimi yolluyorum arkadaşlar. Ve apartma inşaatım arkadaşlar. Canım inanılmaz oraya çekti. Saat 2'de sipariş verilirim. Travmadayım yani. Verilmez herhalde. Zaten bitiyor herhalde. Sipariş 2'de. Neyse belki de sipariş verilmiş. Hiç bilmiyorum, çok acıktım. Özellikle tatlı canım istiyor arkadaşlar. Evden çıkarken zaten karnıyı yemiştim ama yürüme esnasında tüm kalorilerimi, tüm yediklerimi erittim. Bu bakımdan şimdi evde şıpır şıpır, ay pardon, hapur küpür mü denir, o şekilde yiyesim var arkadaşlar. Bayağı bir yiyesim var arkadaşlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Saatte 2 vardı. Bunu kaydetme düğmesine bastığımda. Şimdi 2 oldu herhalde. Her neyse yapacağız. Bir çay içelim en azından yani. Evde tatlı bir şey de kalmadığını baklava da istiyor. Ve eve ulaştım arkadaşlar. Şimdi çorabımı çıkarmakla işe başlıyorum. Gerçekten çoraplarım beni yaktı. O kadar uzun yürüyüşte bu çorapların yakması imkansız aslında. Evet. Yani çorapların yakması, herhangi çorabın daha doğrusu. Çünkü biliyorsunuz ki kilometrelerce ayaklarım yolt etti. Ve bu tepişlerde %100 pamuk da olsa, %100 ipek de olsa kesinlikle ayaklarımı yakar diye düşünmekteyim ve vallahi bir şey daha sipariş etmedim. Edebilirim de etmeyebilirim de. Saat 2'ye geçiyor şu anda. Yani sabaha kadar beklemek daha mantıklı geliyor gibi görünüyor. Ama belki makarna ve pilav falan yaparım. İşte çayımı da hazırlıyorum. Bergamot aromalı. Beni rahatlatsın iyice. Böyle yayılayım, gevşeyim yatağımda. Sonracığıma biraz bir şeyler de izlersem oh canıma değsin diyebilirim. Evet ama şimdi yetişmeyecek gibi de bakacağız. Evet arkadaşlar, ne isterdim biliyor musunuz? Valla bol tereyağlı İskender'den tutun da
Antrikot bonfilerinin her şeye kadar yolu vardı ama neyse. Şimdi böyle aşerme seansıma başlamayayım en iyisi arkadaşlar. Ve diyorum ki beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize diyorum. Bakın şu güzelliği. Evet, her şey ortada zaten. Hepinize iniyorum ve yeni olanla görüşene kadar şimdi hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Size öpüyorum. Evet. Görüşürüz.